Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Lezzet Avcısı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimi saygıyla selamlıyorum. Her hafta birbirinden farklı güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Meryem Sal ablamızın yanına geldik. Gelin size güzel bir içli köfte yapayım dedi. Merhabalar Meryem ablacığım. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizleri evine davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Seni biraz tanıyabilir miyim ablacığım? Ben Meryem Sarı. 4 evladım var. Allah bağışlasın. 9 torunum var. Maşallah. Evet, 4 yıl Aksaray Pastanesi'de yemek yaptım. Hı hı. Ondan yemek yapmayı seviyorum. İçli köfte, baklava, ocak üstünde simide su böreği. Yani yemek şeyim geniş yapıyorum. Aşçısın. Aşçıyım ve seviyorum, severek yapıyorum. Şu anda evdesin, evet. Daha önce çalışıyordun, şu an çalışmıyorsun. Şu anda pandemiden dolayı evdeyim. Ara verdin, evde ara yapıyorsun ama yemekleri. Bugün de size yapayım istedim. Teşekkür ederim, çok memnun olduk biz de. Evet. İçli köfte yapacaksın, malum Kurban Bayramı'ndan da çıktık. Herkesimizin evlerinde etlerimiz var, kıymalarımız. Şu an tam yapabilecek bir köfte. Aynen. Sen de bu işin püf noktalarıyla şimdi bize anlatacaksın. Evet. Çok iyi içli köfte yaptığını söylüyor herkes. Evet. Ben de merak ediyorum, istersen ilk olarak seyircilerimizi kullandığımız malzemeleri bir sarmaşla başlayalım. Aynen. Yarım kilo ince çiğ köftelik düğü, bulgur, ince bulgur. Birazcık irmik koydum, zamandan kazanayım diye birazcık ıslattım ben bunu. Aslında normalde de ıslatmıyorum da zaman kazanayım diye. Bunu hazırladım. Onun için birazcık pul biber, tuz, karabiber ki şeyi baharatı burada. Yumurtası, az biber salçası renklendireyim diye birazcık un. İçi için, iç harcı. Yarım kilo kıyma. 4 tane orta boy soğan, onu güzelce kavurdum. Maydanozunu doğradım. Aynen, baharatını birazcık, salçasını koydum. Bu. Şimdi yoğuracağız inşallah, yapacağız. Bunu sıcak suyla mı ıslamıştın? Ilık suyla. Ilık suyla ısladın. Çok hafif ama fazla dökmedin. Normalde çok yoğurayım diye ıslatmam da bugün hani zamandan bugün kazanalım. Biraz zamanımız kısıt oldu. Kıymayı da zaten hazırlamıştın. Aynen, onu da hazırladım. Nasıl da yaptığını anlatmıştım. Başlayalım istersen. Tamam. Hem de sohbet edelim seninle beraber. Şimdi baharatını koyuyoruz. Ne kadar karabiber koydun? Birer çay kaşığı. Birer çay kaşığı. Birer çay kaşığı. Tuzu da bir tatlı kaşığı. Tuzu var ya. İstediğimize göre artırabiliriz, azaltabiliriz. Aynen. O şeyine göre. Salça, biber ve domates kaşığı koymuş Meryem ablam. Evet. Şu unuyla yumurtasını biraz sonra koyacağız zaten. Şöyle tutayım, ben de sana yardım edeyim. Maşallah Meryem ablacığım, sıklıkla yapıyorsun içli köfte. Yaparım, herkes de beğenerek yer. Sen iyice yapa yapa bu işe zengin olmuşsun. Çiğ köfte de yaparım. Bu çiğ köfteliğini zaten benim. Elinden eriş geliyor maşallah. Torunlara, çocuklara da yapıyor musun böyle güzel şeyleri? Yaparım, severek yaparım. Çocuklarımı, torunlarımı çok seviyorum. Onlar için ölüyorum. Allah bağışlasın. Allah acılarını göstermesin inşallah. Cümlemizinkini. Hepsi burada mı çocuklarının? Yok, kızım İngiltere'de birisi. Hı-hı. Onun orada 4 çocuğu var. Kızım, ben de gittim geldim kışın İngiltere'ye. Onları ziyaret etti. Kızım doğum yaptı, onun yanına gittim. Ay maşallah. Kızımın birisi burada, 3 çocuğu var. Oğlum Kuşadası'nda turizm işiyle uğraşıyor. Kendi şirketi var, kendi ofisleri var. Kendi yeri var. Maşallah. Ondan oğlum da, bir de 14 yaşında oğlum var, 15 yaşında. O da babasının yanında. Maşallah, Allah bağışlasın ablacığım. Böyle işte. Şu an şanslılar çünkü sen güzel güzel yemekler yapıyorsundur onlara. Şimdi yoğurma işlemimiz devam ediyor. Bunun böyle bir püf noktası var mıdır? Yoğururken nelere dikkat edelim biz? Yoğururken iyi yoğurmaya. Bir de unu böyle şeyine katmam ben. Hatay'da görmüştüm.
böyle içine katmam. Şuraya katarım boş yere ve onu hamur haline getiririm. O zaman hiç dağıl ince oluyor. Çok güzel oluyor. Bu hataya özgü biliyor musun? Evet. Efendim, lütfen tekrarlayalım istersen Meryem ablacığım. Unu ayrı bir yere koyarsın. Aynen şuraya böyle bir hamur ederim. Ondan sonra katarım. İçine böyle katı vermem. Hem ince oluyor hem de dağılma yapmıyor. Dağılma yapmıyor. Hı-hı. Açarken de güzel oluyor. Evet değerli izleyicilerim, sizler için çok özel püf noktaları veriyor Meryem ablam, sağ olsun. Bu yoğurma işlemini ne kadar yoğuracağız ortalama? 15 dakikayı bulacak mı? Yarım saati geçer normalde. Evet evet geçer. Çünkü iyi olması lazım. Açılacak ya bu. Güç isteyen bir şey demek ki. Bunu da fazla bekletmemek lazım. Hemen yoğurmak lazım değil mi? O evet. Sudan dolayı şişme kaynaklanmasın. Aynen aynen. Ben onun için ıslamazdım da bugün yan zamandan kazanayım diye. Ununu döküyorum şimdi buraya. Ne kadar un kullandın? Bir kase. Yarım kase. Evet hamuruna göre. Şimdi bak, unu açıyorsun. Aynen aynen. Unu burada şey ediyorum. Şey, şöyle geliyor yapıştı. Ha. Şöyle tutayım ben. Bu daha özlendiriyor Büşra. Bak bu hamur gerçekten oluyor ya. Gerçekten çok farklı. İlk defa böyle içli köfte yapımı görüyorum. Tamam bırak canım sağ olasın. Şimdi yoğurmaya devam edeceksin bu şekilde. Yoğuracağım, olduracağım artık. Şu anda yumurtasını da katıyorum. Üç tane yumurta kattım evet. Yumurta sıkı tutar, dağıtmaz. En ideal adet 3 tane, 4 tane kullanabilir miyiz? İşte şeyine göre, düğüsüne göre, miktarına göre. Aynen. Artırabiliriz. Değerli izleyicilerimiz, yoğurma işlemimiz tamamlandı ve şimdi içli köftelerimizi kapama yapacak Meryem ablam. Evet. Bayağı bir yoğurdun Meryem ablacığım. Evet. Biz durdurduk çünkü kayıtlarımızı. Sen o sırada her şeyi hazır hale getirdin. Şimdi açıyoruz. İçli köftemizin içini koyuyoruz. Cevizden biraz büyük parça aldın değil mi? Evet. Cevizden biraz büyük. Bir daha küçük olur da ben büyük yapıyorum. Kendim hem de yaptım. Doyurucu olur aynen, değil mi? Aynen. Aynen. Çok küçük olduğu zaman iki tane yerine bir tane yapıp doyurucu olabilir. Şimdi nasıl yaptın? Yavaş yavaş bize bir anlat istersen hem de göster. Hiç açmayı bilmeyenler, bunu yapmayı bilmeyenler nasıl yapsın? Elimdekini yapayım. Tamam. Onu yavaş yavaş göstereyim öbürünü. Benim elim alışmış ya hızlı. Sen hızlı yapıyorsun maşallah çok hızlısın. Yoğurma işlemini de efendim çok hızlı yaptı gerçekten. Eli o kadar pratik alışmış. Çok güzel yapıyor. Şimdi bak yavaş yavaş göstermeyelim alıcım. Hamurunu alıyorum. Bunu böyle elimde böyle özleştiriyorum. Ondan sonra şöyle parmağımla bunu açıyorum. Bak. İşaret parmağımızla. İşaret parmağımla bunu incecik açıyorum. Ne kadar incelikte? Açtığında bir gösterelim o inceliğini. Açayım gösterelim. Açtığım bu. Evet o kadar evet, ince bak. Oldu. Bu. Şimdi içine bir kaşık kıyma koyuyorum. Bol koyuyorsun sen. İşte. Evet. Evet. Şimdi kapatacağız. Şimdi kapatıyorum. Böyle açtığım yere kapatıyorum. Bu içli köftelerimizi böyle hem haşlama yapabiliriz hem de kızartma aynen yapabiliriz değil mi? Sen en çok hangisini tercih ediyorsun? Ben haşlamayı. Sağlıklı tercih ediyorsun. Evet. Ben haşlamayı. Kızartma yerine haşlamak tabii ama daha sağlıklı. Ama ben haşlayacağım da kızartacağım da şimdi. Hiçbir şekilde dağılma olmuyor, kırılma olmuyor. Hemen pratik bir şekilde yapıyorsun maşallah. Ben de merak ediyorum. Senin içli köftelerin çok meşhur. Tadı nasıl oldu bakalım. Birazdan hazır olacak aynen, efendim. İnşallah iyi olmuştur. Eminim iyi olmuştur. Genelde herkes sever içli köfteyi. Ama yapamaz. Evet. Bir de bu bilmiyorum yeniyor ya biz yiyoruz.
Misafirlerimiz evet. için de yapabiliriz efendim. Yanına bir aparat ben olarak koyarız. Ben kuyumlar olsun, misafirlerimize olsun, çoluk çocuğa yaparım. Sık yaparım bunu. Sık sık yaparım. Siz çok güzel yaptığınız için yapabilirsiniz ama bilmeyenler için sizler sayesinde öğreniyoruz bizler de. Ben de evde kendim deneyeceğim. Kendim hiç yapmadım. Senden gördüğüm tarifle gidip evde yapacağım. Püf noktalarını aldık. İnşallah, inşallah. Bu kaç kişilik oluyor? Ortalama. Ortalama. 15 kişilik yaptım ben. 15 kişilik. Hı hı. Değerli izleyicilerimiz, yapımı aslında basit. Sadece biraz dikkat gerektiren püf noktalarını öğrendiğiniz zaman hepimiz yapabiliriz evlerimizde. Kıyma harcını hazırladık. Güzelce yoğurduk hamurunu. İrmiğini ve şimdi kapama işlemini yapıyor Meryem ablacığım. Haşlanması çok çabuk oluyor. Evet. Hemen suya atıp çıkartacağız çünkü. Suyu altında yaktım zaten. Kaynar suya atacağız. Haşlanacak. Yapıp buzluklarınızda da saklayabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde pratik bir yemek kolayca tüketebilirsiniz. Şimdi suyumuz kaynadı. Birazcık tuz attım suyumuza. Şimdi haşlamaya bırakıyorum. Evet, içli köftelerimiz hazır. Evet. Şimdi haşlıyoruz efendim. Evet. Hemen alacağız değil mi Meryem abla? Biraz kaynayacak, pişecek. Hamuru pişecek. Hamurun içinde çünkü. Heh, tamam. O pişsin biraz. Şu da ısısın. Bir de onu da kızartmasını aynen, yapacağız. O da kızartma. Ve sunumlarına geçeceğiz hı-hı, efendim. Hı-hı. Şimdi kızartmasını da yapıyoruz. Hem haşlama hem kızartma yapıyoruz. Şimdi kızartmalarımız için aynen. İçli köftelerimiz yağın içerisine girdi. Nar gibi kızaracak Meryem ablacığım. Evet. Nar gibi kızaracak inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, Meryem ablacığım hem kızartmasını yaptı hem de haşlamasını yaptı ama sağ olsun biz geldiğimiz için Aksaray'ımızın su böreğini yapmış, kıymalı ve peynirli ve kurabiyeler hazırlamış. Teşekkür ederim Meryem ablacığım. Neden zahmet ettin bu kadar? Ne demek? Siz bizim misafirimiz oldunuz. Allah razı olsun. Bunu merak ediyorum. Sen kendin tavada pişirmişsin. Onu biraz anlatabilir misin? Su böreğinden evet, bahsedelim. Evet, su böreğini ben fırında hiç pişirmem. Hı-hı. Ben sininin üstüne döşerim. Sini de altını bir pişiririm. Altını, ocağın altını kısarım. Kısık ateşte bir pişiririm. Ters yaparım, bir de üstünü pişiririm. Bu şekil olur. Çok lezzetli, çok, çok lezzetli, güzel olur. Gerçekten. Tereyağıyla altını kızartırım. Siniyi tereyağlarım, güzel olur. Kokusu geldi gerçekten. Evet. Kıymalı da çok hı-hı, güzel, peynirli de. Biraz önce tadına baktım ben. Gerçekten harika. Sizler de yapabilirsiniz. Ve şimdi yaptığımız içli köfteye geçmek istiyorum. Evet. Seyircilerimiz için en başından itibaren nasıl yaptık? Kısaca bir anlatalım istersen Meryem ablacığım. Şimdi nasıl yaptık? Ben bugün yarım kilo düğü kullandım. Hı hı. Birazcık irmik kullandım. İçine hazırladım. Yarım kilo kıyma, dört baş orta boy soğan. Onu siz gelmeden önce zaten zamandan hı hı, kazanayım diye hazırladım. Sizin yanınızda da işte şu köftemi yoğurdum. Baharatını, tuzunu, birazcık biber salçası. Yoğururken az un koydum. Yumurtasını hı hı, koydum. Özleşsin, dağılmasın, açılmasın hı hı, diye. O şekilde yoğurdum. Yaptım, birazını haşladım, birazını da kızarttım. Evet. Afiyet olsun. Çok merak ediyorum. Şimdi hı-hı, tadına bakacağım. Ellerine, emeğine sağlık. Eminim ki çok güzel olmuştur. Şimdi İnşallah haşlamasına bakacağım tadına. Hı-hı. Hiç dağılma olmayacak demişti. Dediği gibi de oldu gerçekten. Ellerine sağlık. Haşlamanın tadı gerçekten çok güzel olmuş. Bir de kızartmanın tadına bakmak istiyorum. Şöyle alayım. Gerçekten çıtır çıtır nar gibi kızarmış. Ellerine, emeğine sağlık ablacığım. Afiyet olsun. Sıcaktır, ağzını yakma. Çok güzel görünüyor. Şuradan bir parça alayım. Çıtır çıtır
Gerçekten harika olmuş. Bu çok fazla emek isteyen bir şey aslında. İncelikleri evet. olan bir şey. Bizlere gösterdiğin için, bizleri evine davet ettiğin çok teşekkür ederim. Harika olmuş efendim. Sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz. Haşlaması kızartması olarak, haşlaması daha hafif, sağlıklı tercih edebilirsiniz. Kızartması da gerçekten muhteşem olmuş. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Meryem ablacığım. Bugün arasında belediye başkanımız Sayın Evlendiğin için sana ufak bir hediyesi var. İyi günlerde kullan inşallah. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün de lezzet avcısının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her hafta farklı lezzetler yapmaya devam edeceğiz. Benim evime de gel, ben de sana güzel yemekler yapayım diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel, mutlu günler diyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.